konferansın temel amacı orada zamanında bir revizyon planı yapılmış. Revizyon planında birçok haksızlığa uğradığını hisseden insanlar var. Bu insanların ilk önce görüşlerini olumlu veya olumsuz şekilde tüm mahalleyi kapsayacak şekilde NATO hükümünde açılacak bir oylamaya kaldı. O oylamadan sonra eğer diyelim ki çoğunluk imar tadilatları tekrar revize edilsin diyorlarsa edeceğiz. Yok etmeyelim diyorlarsa etmeyeceğiz. Yani kendileri karar verecek. Yani oradaki bir nevi imar adaletsizliklerini giderebilmek için kendilerinin başvuruları var. Çok kişi başvurduğu için zaten böyle bir yola gittik. Ama yine de biz kendilerine bıraktık işi yani. O oylama neticesine göre hareket ettik. Şimdi demokrasilerde oyla bazı şeyler belirlenir. 3 tane diyelim ki 10 kişide 3 kişi evet hayır aynı kalsın diyebilir ama 7 kişi hayır bunlar böyle böyle değişsin diye diyorsa onlara göre tekrar bir imar revizyonu yapmak gerekir. İşin aslı astarı bu. Ama onlar karar verecek. Yani öngörülen revizyona göre kat irtifağının değişme durumu da olabilir mi? Eğer vatandaş bu yönde bir tercihte bulunursa... Vatandaşın tercihine göre değil, imar kanunları neye gerektiriyorsa ona göre olur. Bu referandumun konusu değil. Yani konusu. Şimdi bazen, polisiyle anlıyorum ben seni, bazen politika yapmaya çalışıyor. Bizim politikayla işimiz yok. Biz halkın mağduriyeti varsa mağduriyetini gidermek için kendilerinin taleplerini onlara oylayın kardeşim. Bu oydan sonra da biz eğer evet çıkarlarsa sizin şeyleriniz tekrar yeni imar kanunlarına göre tekrar düzenlemeye alacağız. Olay büyütülecek yeri yok. Orada kendini çok haksızlığa uğramış olan insanlar var. Diyoruz ki biz de eğer oylama siz bu tadilat değişimini istiyorsanız mali olarak kabul ediyorsanız biz size yardımcı olacağız. Diyoruz. Yani bunu büyütecek bir şey yok ki. Yani başka bir şey yapılabilir. Belediye niye var? Ha birileri kendi kendine işte o öyle diyor, bu böyle diyor. Her zamanki gibi ya. Hasanetli, Yunusetli, Yunusetli, Hasanetli. İşte tabii şöyle durumlar da var. Kendi şahsi imar değişikliklerinde zamanında bir takım kişiler kollanmışsa, bir takım kişiler ayrılmışsa, özellikle o taraftan bu işlerin çok geldiğini görüyoruz. Yani orada eşit ve adaletli davranabilmek için bunun olması gerekiyor. Mal canın yuvasıdır. Adalet ülkenin temelidir. Bu ülkelere istinaden eğer orada işlemler yapılmadıysa zamanında gidip de revizyon planı adı altında bir sürü film çevirdiyse ki öyle düşünüldüğü için zaten mahalleden itiraz geliyor. İşte o konuşanlara da dikkat edin. Kesinlikle onların o işte parmağı var eminim ya. Yani. Anladınız? Ona kendi mahalleli, Ayazlı Mahallesi kendi karar verecek. Ayazlı Mahallesi diyelim 1000 oyu mu var? 600-700 evet ben tekrardan imar tadilatı istiyorum diyorsa imar durumunu hemen de katla niye ilişkilendiriyorlar onu da anlamıştım. İmar durumu hemen katlan. Benim bir arazim yok orada. Yeni mahallede benim bir arazim yok. Benim var Sayın Başkanım. Olabilir. Yani sen şimdi bak bir mağduriyet yaşamış o mesela. İmar değişikliği olsun diyenlerden bir tanesi. Evet. Hayır bir niye diyorsun? Mağduriyetim var. Niye diyorum? Ben yeni mahallede mülküm var. Yeni mahallenin haricinde bütün her yerde dükkan üstü 4 kat, 5 kat olmasına rağmen yeni mahallede bizim bütün mahallenin içerisinde zeminin en sağlıklı olduğu bölge. Evet. Ama hala dükkan üzerinde maksimum 3 kat. Yani ben şimdi oraya ev yapacağım veya yaptıracağım. Diğer mahalleler gibi imkan varsa burada ben olmasını isterim. Yani sen şimdi çok zengin biri olsan, ya benim yerim bir katta kalsın yeşil alanda villa yapalım. Çarşının göbeğinde. Tamam gayet güzel. Bizde 12.000 yeşil alanı var. Bir katlı olarak bırakırız yani. Tercih diye kullanacak. Ama sen kendi arazinde her şey yolundayken başkanısının arazisinde mağduriyetler varsa onu da görmeden hareket ediyorsan sen o zaman lencesin.
Başkan, bu imar tabiatları dediğimizde neler var? Şimdi vatandaş soruyor da bizden cevap veriyor. Abi bakın, ben size istiyorum. Bunlar vatandaş soruyorsun. İmar tabiat dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa böyle bir şey yapıldı. Normalde belediye başkanı şeytanlık yapsa bunu zaten halk oylamasına sunmaz. Aynı Fikret Başkan gibi yapar geçer. Doğru mu? Ne yapacağım? Veririm Ankara'ya ihaleye. Sen anlamazsın. Sana haber bile verme. Biz ne yapıyoruz? Biz her bir vatandaşı bilinçlendiriyoruz. Oraya imar müdürümüzü yolluyoruz. Ne olacağını, ne olmayacağını. Siz kendiniz karar vereceksiniz diyoruz. Bakın bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa oldu ya. Ama senin aklın şeytanlığa çalışıyorsa başkan olarak hiç haber vermezsin. İmar revizyonu yapıyorum dersin, geçiyor. Ondan sonra işte diyelim temsili senin yerin ne olduğu belli olmaz. Onun yerinin ne olduğu belli olmaz. Kimisinin bakarsın çok güzel yeşil sahaları birine satın aldırıp da ondan sonra oralara inşaat ruhsatları verirsin. Doğru mu? Daha çok başkan. Şimdi ama halkı bu işin içine kattığın zaman başkan olarak böyle şeyler yapamazsın. Ve karar verecek olan halk yine. Sanki adam şunu göstermeye şey, yani şu siyaseti yaparken akıllı yapmakta fayda var. Buna ben karar vermeyeceğim ki. Ayazlı Mahallesi kendi karar verecek. Yeni Mahalle kendi karar verecek. E biz niye, kim seçti bizi buraya? Bu oylar seçmedi mi? Biz bu oyların haberi olmadan iş yapmıyoruz ki. E birileri gibi şeytanlık yapıp da kimsenin haberi olmadan da iş yapmıyoruz. Herkese ilan ediyoruz. Herkese yazısını yazıyoruz. Bilgilendiriyoruz. Bak senin mahallende böyle bir durum oluşacak. Sen bundan bilgin olsun. İzle. İtiraz edeceğin pozisyon varsa itiraz et. Hak hukuksa böyle. Doğru mu? Tadilatlar mesela hani arsayla abi şimdi bu konu, neler var? Onu merak ettiğimden sorayım başkanım. Bu konu abi bak, benim mesleğim inşaat mühendisi, bu inşaat mühendisinin işlediği. Bu çevre şehirciliğe, bakın bu biz sadece bunu böyle yaptık diye de kendimiz böyle şey değil, biz kendimiz yapmayacağız. Evet, vatandaşın isteği. Hayır, şehirci planlamacısı yapacak. Bu apayrı bir meslek. Şehir plancısı düzenleyecek, getirecek, uygun bulursak mecliste. Hep beraber evet diyeceğiz. Vatandaş da bilgilendirilecek ama. İşte bendeki en önemli şey vatandaşı bilgilendirmeden şeytani işler yapmamak. Zamanında olduğu gibi. Adam 5 sene sonra, 10 sene sonra 5 katının 2 katını öğrendiği zaman, eski imar durumuna gelip de öğrendiği zaman senin yer olsa o yer ne diyeceksin? Nasıl yaptılar bunu? Bir de başkanım bir şey daha söyleyeyim. Yani yine Yeni Mahalle'den örnek vereyim. Yeni Mahalle şu anda yapısı olarak en eski yerleşimlerden bir tanesi. Yani 30-40 yıllık, 40 yıllık orada binalar var. Bunların yenilenmesi için de vatandaşı orada işte bu değişikliği... Bu değişiklik olmadan onlar nasıl yenilecekler? Öyle eski kalacak o binalar öyle orada. Yani muhalefet olmuş olmak için bence muhalefetlik yapmıyorum arkadaş. Ortak payda da doğru neyse memleket için onu yapalım. Ama siz tabii bizden önce böyle pek vatandaş bilgilendirilmeden imar işlerinde revizyon planları olduğu için bizim bu yaptığımız biraz ters gelebilir. Biz halkın ne diyorsa onun sesini dinleyerek yapma taraftarıyız. Halk istemiyorsa yapmayız. Bu kadar basit. Doğru olan da bu. Ama bunlar sizin önünüze gelecek yani. Ayazlı Mahallesi'nin revizyon planı gelecek. O zaman isterseniz onaylamazsınız. Bu kadar basit. Veya Yeni Mahalle'deki gelecek. Yeni Mahalle'den sonra Osmaniye'den talep var. Bir sürü talep var. Hacı Yusuf'lardan var. Şimdi bu kadar talep varken bir şeylerin doğru yapıldığını iddia etmek biraz daha saçma geliyor. Geçmişte bir şeyler doğru veya eksik veya bilerek yapılmadı. Öyle kaldı. Ama yani burada adaletli olmakta fayda.
2023 itibariyle halkın önüne sandığı koyacaksın, kendi karar verecek. Mesela şimdi Ayazıt sunu atacağız. Diyelim kaç oy kullanılmış? 1000 tane oy var. 1000 taneden kaçı çıkmış? Zaten belki de istemeyecek. Yeni mahalleye koyulmuş. Belki de istemeyecekler. Belki de isteyecekler. Doğru mu? Kendileri karar verecek. Ve sonradan bize sunacaklar. Biz de diyeceğiz ki evetlendiyse ihale edeceğiz. Çevresi şehir planlamacısına. Şehir planlamacısı çizecek, getirecek bizim önümüze. Vatandaş inceleyecek. Vatandaş kendi arazisinden ne olup olmadığına bakacak. Okey derse burada meclise gelecek. Mecliste de biz evet veya hayır diyerek bunu oylayacağız. Süreç bu.